Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli körmeler. İstiklal kündülü haberlerimizi görüşünlerine karşı alımız. Mən Abdullah Yalqın. Programımızda vətənimiz Şarkı Türkistan ve Dünya kün tertibindeki en muhim haberlerini huzurunla sunumuz. Qınamızda Xtanlar ekranımızda olsun. Mısırlıq YouTuber Xtay'nın Şarkı Türkistan'daki cinayetlerine aşkarıldı. Mısırlıq YouTuber Ahmet El-Bedavi Şarkı Türkistan'ı ziyaret kılışı arqalıq Xitayın Şarkı Türkistan'daki irqi qırğınçılıq cinayetinde İslam dünyası şundaqlı xalqara cemiyetine aldavatqanlıqını aşkarıldı. YouTube kanalda 800 minge yakın ayış küçüsü var Mısırlıq YouTuber Ahmet El-Bedavi 6 iyul Uyghur Müslümanlarının Hakiki Hayatını İniqlidim namlıq ziyaret filmini tarqatgan bulup, film arqalıq növette Xitay teşviqat vasıtları tarqıtıvatgan atılmış Uyghurlar kişilik hukuki kapalet kılıngan halde behuzur yaşamaqta. Uyghurlarının yaşaş hukuki dini itiqat erkirliki kapaletki iyi kılındı diyen teşviqatlarının halkara cemiyetini, xüsusen İslam ellerine aldaştığın başqa narsa emeslikini, Xitayının Şarkı Türkistan meselesi de halkara cemiyetinin közünü boyaşı arqalıq növette Şarkı Türkistan'da icra kılıvatgan İrqi qırğınçılıqının davamlaşıvatqanlıqını paş qılğan. Filmdə görüntüləşcə Ahmet El-Bedavi ayroplanğa oldurub 5 saat uçub Beyjingdən Ürümçiyə gəlgan. Körürmələrinin diqqətini tartqını Ahmet Bedavi yığınqı yıllardan beri Şarqı Türkistan məsələsiga yığındən diqqət qılıb gəlgan müsəlmanlardan biri olub, Ürümçini ziyarət qılış davamında yığınqı yıllarda Xitayının millionluğan Uyğurlarının faqat müsəlman bolğanlığı Uyğur bolğanlığı sebeplik türme ve ceza lagırığı solanğanlıqını kişiler aldıda ya ki ictimai uçur vasıtlarda itikadını aşkarlap salğanlarının tutkun kılındığanlıqını karı dizimdeki kere gözülüp bütün hayatı takip ve nazaret içide ötüdüğanlıqını Xitayının Uyğurlarga terörci muamilesi kılıvatkanlıqını körülmelerge alahide əsiltip ötken. Ahmet El-Bedavi Şarkı Türkistan ziyareti de bundan ilgirki köpsallıq ziyaretçilerdek Xitay közboyaş üçün oğrullaştırılan sahtı usul meydalları Uyğur İslam medeniyetini burmalaş üçün yasap çıkan körgezmeleri bilerle çekilinip kalmay, belki Şarkı Türkistan'ın emeli vaziyetini düşünüş məxsidi de mescitlerini arılap ekval ilgileşke amalbar Uyğurlar bilen paranlaşışkı tırışkan. O bu jarayanda köpsallıq ziyaretçiler bayqayalmağan ya ki qasdan körmeske salgan Xitay izgil yoshirishqa kuch sarf qilib kelyotgan shundaqla xalqaro jamiyatni aldash rezil maqsadida chaqmay quyib qo'ygan masjidlarningmo digudak taqilganligini Uyg'urlar bilan ichkirlab aloqa qilish orqali Xitay Uyg'urlarning barliq ibodatlarini cheklaganligi sababli ashkori namoz o'qiydigan musulmonning qolmaganligini hatto Uyg'urlarning salom qilishdanmo cheklanib dunyoda misli ko'rilmagan ikkinchilik vaziyatni boshdan kechirayotganligini xalqaroga ashkorlagan. Onun mezgür videosu 3 gün içinde 200 bin katımdan artık görülgen. Netçi minliğen inkaslar yazılgan. Onun Instagram qatarlıq ictimai taratqı süpülürdümü əgəş küçüleri intayın köp olup, kısqı vaxt içinde Şarkı Türkistan'nın növetdiki vəziyeti haqqıda diqqat qozgan. Ahmet Bedavi ürümçide ketib ötüp, tüngallarının çekilişten kutulup kalan Canubi Çoğ Mescidini körgen. Ahmet Bedavi mescidinin içige kirişki temşelgen bolsumu, bırak mescid takip edilgen bolğaşkı kirelmegen. Ahmet Bedavi ürümçi Çoğ Bazırdaki bir aşkhanıda bir Uyğur bilen ekvallaşkan bolup, siz Müslümanmı dep soruğanda Uyğur kişi beşini boşkını lanıştıp, onun sualıga udul cevap beriştin özünü kaçırgan. Ahmet Bedavi ürümçi diyene Xitay her daim teşviqat vasıtlarda Şarkı Türkistan'ı ziyaretke bargan emeldar ve muhbirlarga körüstüş arqalıq xalqara cemiyetine aldaş üçün işiltip kilivatkan meşhur Döngörük Mescidi namı taqaq ikerlikine aşkarlıgan. O mescidini ziyaret kılışını oylugan bolsumu bırak mescidinin takip edilgenlikini baykıgan. Ahmet Bedavi yana ürümçideki hemmege tonuşluk Ak Mescid'de namaz okuş çekilengerlikini aşkarlıgan. O yoldaki tüvetip Ak Mescid'ini körgen ve mescidke girip namaz okuş üçün mescidinin taqaq işkini çekken. Mescidinin içinden bir yaşangan Uyğur çıkkan. Ahmet Bedavi özünün Müslüman işkerlikini namaz okuvelişini etkanda Uyğur kişi Müslüman işkerlikini bildim ama bu yerde namaz okuşku bolmaydı degen ve Uduldaki bir mescidde ve Beytul Ma'mur mescidde namaz okusu boludugallıkını etkan. Gerçi Ahmet namaz okusan buludu deb körsetken mescidki bargan bolsumu bırak o körsetken mescid namı takip etilgelikini körgen. O mescid etrafıdaki kişilerge namaz okuyduğallıkını etkan bolsumu bırak onlar namazdan vakti tek kelmedi degen bahanelerini körsetken. O Xitay teşviqat vasıtları da atılmış Şincan'da netçi manlıgan mescid var. Müslümanlar dini itikadının behriman bulup yaşamakta degenini küçep teşviqatıdığallıkını ama mescidce kış terör siyasının ziyankeşlikiden kutulup kalan mescidlerinin hemmesinin taqaq ikerlikiden hayran kalanlıkını ihbar edilgen.
Xitay yaqinqi yillarda Sharq Turkistonda ijro qilgan irqiy qirg'inchilik jinoyati diniy bostirishlari sababli xalqaroda turli tanqid va besimga duch keldi. Siyosiy jihatda chatkiqi qildi. Uyg'ur xalqini majburiy amgakka selish sababli bir qism davlatlar tomonidan embargo yurgizildi. Natijada Xitay iqtisodining eshish nisbati borgancha tövallab, ishlab chiqargan mollar bozor ehtiyojidan eshib besilib qoldi. Xitay jinoyatlardan o'zini qochirish uchun islom dunyosidan har xil nomlar bilan o'mak tashkillab, Sharq Turkistondagi oldin tayyorlangan cheklik o'rinlarni ziyorat qildirib, xalqning diniy milliy kimligining butunlay qo'g'dalganligini, diniy erkinlikning to'liq kafolatga ega ekanligini tashqi dunyoga jar solib, xalqaro jamiyatni aldashga urindi. Sharq Turkistonning har qaysi joylariga sayohat o'rinlarini ta'sis qilib, Xitoy va chet eldan sayohatchilarni taklif qilib, sayohat qildirish orqali xalqaro jamiyatga Sharq Turkistonda qirg'inchilik yo'q, lager yo'q, majburiy amgak yo'q, diniy cheklama yo'q degandek yolg'on tashviqotlarni kuchaytirdi. Undan boshqa Xitoy yana Xitoyga ishlaydigan qisman Uyg'urlarni Sharq Turkistondan chet elga chiqishga ruxsat qilish, chet eldagi Xitoyga yaqin yoki Xitoyga ko'z quloq bo'lib yurgan va yoki Xitoy bilan aloqani saqlab kelgan qisman Uyg'urlarni Sharq Turkistonga qaytishga ruxsat qilish orqali vaziyatning ilgirgidan yaxshilanganligini tashviq qilmoqda. Albuki Xitoy Sharq Turkistonda irqiy qirg'inchilik jinoyatining bir qismi bo'lgan islom dini va musulmonlarni bostirish siyosatini qattiq ijro qilib kelmoqda. Hozirgi qadar 16 mingga yaqin masjid chekib etildi yoki buzib etildi. Saqolgan bir qism masjidlar qavoxona, choyxona degandek boshqa faoliyat so'rilariga o'zgartirildi. Undan boshqa dinga aloqador barliq sharikatlari to'liq cheklangan bo'lib, xalq islomdan butunlay voz kechishga majburlandi. Ichki tashviqot va siyosatlarda bo'lsa, atalmish islom dinini xitoychilashtirish, dinni sotsializmga bo'ysundirish degandek safsatalar bilan irqiy qirg'inchilik jinoyatini davomlashtirmoqda. Ahmad Badaviyga o'xshash Xitoyga setilmagan bir qism ziyoratchilar qattiq nazorat cheklik imkoniyat ostida Sharq Turkistonning haqiqiy vaziyatini dunyoga ko'rsatib, insoniy diniy burchini ado qilmoqda. Turkiya tashqi savdo hay'ati Urumchida savdo hamkorlik kelishimi imzoladi. Turkiya tashqi savdo hay'ati Urumchi shahrida o'tkazilgan 8-inchi navbatlik Xitoy Osiyo Yevropa ko'rgazmasiga qatnashib, yangi savdo hamkorlik kelishimi imzolagan. Iqtisod to'g'rining 8-inchi iyul xabar qilishicha, Turkiya tashqi savdo hay'ati yangi ipak yo'lining fursatlari Yevroosiyoning yangi harakatlantirgich kuchi temasida Urumchida o'tkazilgan 8-inchi navbatlik Xitoy Osiyo Yevropa ko'rgazmasida yangi savdo hamkorlik kelishimlariga imzo qo'yib qaytib kelgan. Bildirilishicha Xitoy savdo ministrligi, Xitoy tashqi ishlar ministrligi, Xitoy xalqaroliq savdoni ilgari surish kengashi va atalmish Uyg'ur avtonom rayonlik hukumat 26 iyundan 30 iyungacha 8-inchi navbatlik Xitoy Osiyo Yevropa ko'rgazmasini tashkillagan. Tashqi savdo birlashmasining muavin bosh mas'uli Yalchin Erdan ko'rgazmaning har xil sohalarini o'z ichiga olganligini bildirgan va Turkiya tashqi savdo hay'atining uchur texnologiyasi, ximiya, to'qimachilik, ashyo oboroti, yemak ichmak qatorliq har xil kasblarda jami 610 milliard yuan, ya'ni 83.9 milliard dollar qimmatidagi 360 turda hamkorlik kelishimi imzolanganligini bildirgan. Yarmankaga 50 davlat va xalqaroliq tashkilot vakillari bo'lib 1900 dan ortiq qatnashgan 6 mingdan ortiq mahsulot ko'rgazma qilingan. Yalchin Erdan yana Urumchining O'rta Osiyo, Ozarbayjon, Turkiyadan o'tadigan O'rta koridor liniyasi bo'yicha Xitoy Yevropa savdosida muhim bir ashyo obort markazi ekanligini ta'kidlagan. Xitoy turli sohalardagi xalqaroliq yig'inlarni, yarmankalarni Sharq Turkistonga o'rinlashtirish orqali bir tarafdan davomlashtirayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatini pardozlashga urinsa, yana bir tarafdan savdo embargolari natijasida tortgan ziyonlarni to'liqlashga urinmoqda. Uyg'ur tanarkachi Alisher Umar yana chempionlikni qo'lga keltirdi. Uyg'ur yenik atletika mahiri Alisher Umar Beijingda o'tkazilgan erlarning 400 metrga yugurish halqalig'ich musobaqasida yana chempionlikni qo'lga keltirdi. Vanyi Torining 5-inchi iyuldagi xabarida bildirilishicha 30-inchi iyun 2024-yil yenik atletika chempionlik musobaqasi va Xitoy yenik atletika mukofotlik musobaqasining halqalig'ich musobaqasida Sharq Turkistonlik Uyg'ur mahir Alisher Umar erlarning 400 metrga yugurish halqalig'ich musobaqasida 45 sekund 86 daqiqa natija bilan chempion bo'lgan. Alisher Umar bu yil 4-inchi ayda Dubayda o'tkazilgan 2024-yil Osiyo yoshlar yenik atletika lavha talashish musobaqasida erlarning 400
400 metrga yugurish chempionligini qo'lga keltirib qolmay, yana erlarning 400 metrga kuch ulab yugurish hal qilguvchi musobaqasida 3 minut 22 sekund 46 daqiqa natija bilan chempion bo'lgan edi. Yenik atletika mahiri Alisher Ömer 2006 yili Aqsu viloyati Baynahisining 15 yesida tug'ilgan. 2022 yili Sharq Turkistondagi yosh o'smirlar yenik atletika lavha talashi musobaqasining B guruhi 400 metrga yugurish turida 49.73 sekundlik natija bilan chempionlikka erishgan. Shuning bilan atalmish Uyg'ur Abdum rayonlik tantarbiya idorasining mashq atletigiga qabul qilingan va 200 metrga 400 metrga yugurish mashq turiga qatnashgan. Alisherning natijasida alohida ilgirlash bo'lib, Xitoy bo'yicha 51-chi o'rindan bir sakrabli Xitoy bo'yicha 1-chi o'ringa o'tgan. Hurmatli ko'rmalarimiz, shuna qilib bugungi xabarlarimiz shu yerda oxirlashdi. Ayatki programmamizni ko'rishguncha aman bo'lasizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi.